Merhaba. Gayrimenkul danışmanlığı derslerine devam. Bugünkü konumuz gayrimenkul danışmanlığı satış temsilcisinin dış görünüşü, kılığı, kıyafeti, giyim kuşamı nasıl olmalı? Bu konuları işleyeceğiz. İnşallah hep beraber istifade ederiz. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenirseniz işaretlemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Satış temsilcisinin dış görünüşü. Satış temsilcisi işletmeye uygun, dikkati çekmeyen ve temiz bir dış görünüme sahip olmalıdır. Saçlarınız son derece temiz olmalı. Uçları kırık olmamalı. Taranmış ve düzgün olmalı. İşletmenin ortamına uygun olmalı. Düğüne gidermiş gibi fazla abartılı olmamalı. Müşterileri karşıladığımızda, hatta sabahleyin kalktığımızda şöyle aynanın karşısına bir geçelim. Kılık kıyafetimize bir bakalım. Tabii bakarken saçlarımızdan başlayalım. İnşallah önce saçlarımızı güzel tarayalım. Taradıktan sonra da saçlarımızın tıraşı ihtiyacı varsa mutlaka bir tıraş olalım. Saçlarımızı düzelttirelim. Vücut temizliğimiz. Evet, bir satıcının veya her insanın vücut temizliğinin nasıl olması gerektiği. Ter kokunuzu engelleyin. Terli vücudunuza deodorant sıkmayın. Tırnaklarınız kesilmiş ve tertemiz olmalı. Atalarımız ne diyor? Aslan yattığı yerden belli olur. Yani insanlar sizin kılık kıyafetinize, dış görünüşüne bakarak sizinle ilgili, işletmenizle ilgili karar verir. Onun için aman aman dış görünüşümüze, tırnaklarımıza, üstümüze, başımıza dikkat edelim. Giyiminiz. Evet. Şimdi de giyim kuşam konusuna gelelim. Gayrimenkul danışmanı bazen bayan da olabilir. Bu konularda dikkat edilmesi gereken hususların altını çizelim. Temiz ve ütülü giysiler giyin. Giysileriniz renk uyumuna dikkat edin. İşletmenin ortamına aykırı çok dar giysiler giymeyin. Başkalarını rahatsız edecek şekilde abartılı giyinmeyin. Neymiş? Giyim kuşamımızda giydiğimiz elbiselerimiz, üstümüzdeki, başımızdaki, kılığımız, kıyafetimiz ütülü olması çok önemli. Temiz ve ütülü olmasına çok dikkat edelim. Abartılı giyinmeyelim. Renk uyumuna dikkat edelim. Evet, bayan elemanlar için de kısa bir notumuz var. İşletmede aşırı makyaj yapmayın. Aşırı makyaj bazen müşterileri ürkütebilir. İşletmenize uygun hafif bir makyajla gerekirse işe başlayabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka sakal tıraşınızı olun. Erkekleri özellikle belirtiyorum. Sakalınızın durumuna, sertliğine, yumuşaklığına göre gün aşırı olabilirsiniz, her gün olabilirsiniz, 3 günde bir olabilirsiniz. Unutmayın, karşınızdaki insan gördüğüne inanır. Sizinle ilgili en büyük kanaate kılık kıyafetinize, saçınıza, başınıza, üstünüze, başınıza bakarak karar verir. Eğer bir insan düzgünse genel itibariyle işletmeninde düzgün olduğuna müşteri kanaat getirebilir. Sadece işletmemizde mi? Hayır. Bütün sosyal hayatımızın tamamında, insanla ilişkilerimizde, kılık kıyafetimiz çok önemli. Kendimize yakışanı giymeliyiz. Abartılı giyinmemeliyiz. Güzel olan, temiz giysiler seçmeliyiz. Hiçbir zaman vücudumuzun hiçbir azası kokmamalı. Özellikle sık sık banyo yapmaya dikkat edelim. İmkanımız varsa her gün, imkanımız yoksa 2 günde bir en azından, yaz aylarında özellikle çok dikkat edelim. Mutlaka mutlaka sık sık duş alalım. Kendimizi temiz tutarsak, hijyenik olursak müşterilerin gözünde işletmemizde iyi bir nota sahip olur, iyi bir puana sahip olur. Müşteri karşılarken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de nefesimiz. Yani insanın nefesi nasıl olmalı? Kokacak şeyler yemeyin. Sigara kullanıyorsanız
Dişlerinizi fırçalayın. Mümkünse sigarayı hemen bırakın. Evet. Nefesimiz nasıl olmalı? Özellikle sarımsak, soğan gibi kötü kokulu yiyecekleri elimizden geldiği kadar, sadece müşterilerimizle ilişkilerimizde değil, beşeri ilişkilerimizde de elimizden geldiği kadar gündüz yememeye çalışalım. Akşam evde yiyeceksek de hanımın iznini alalım, hanımın onayını alalım, ondan sonra yiyelim. Gerekirse hanımla beraber yiyelim ki birbirimizi rahatsız etmeyelim. Aman aman bunlara çok dikkat edelim. Sigara kullanıyorsak özellikle bir an önce sigarayı bırakın. Sigaranın hiçbir faydası yok, zararı çok. Sağlığa zararı var, bütçenize zararı var. Kesinlikle ve kesinlikle her şeye zararı var. Giyimimizin bir parçası olan ayakkabılarımız nasıl olmalı? Temiz ve boyalı olmalı. Eski ve yıpranmış olmamalı. Bağcıklı ise bağlanmış olmalı. Sakın unutmayın. Gittiğiniz yerde insanlar sizi dış görünüşle, kıyafetlerinizle karşılar, söz ve davranışlarınızla uğurlar. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle bu konuyu bağlayalım. Allah güzeldir, güzeli sever. Onun için lütfen güzel olalım, güzel giyinelim, üstümüze başımıza kılık kıyafetimize devam edelim. Dikkat edelim. İnsanları etkilemenin yolu onlarla iletişim kurmak ve onları anlamaktır. İnsanları anlamanın tek yolu ise onları dinlemektir. 1. Müşteriniz kesinlikle sözünü kesmeyin. 2. Dinlerken başka işlerle uğraşmayın ve müşterinize doğru bakın. 3. En önemli işiniz müşteriyi dinlemek olduğunu hissettirin. 4. Müşterinizin nasıl anlattığından çok ne anlattığını önem verin. 5. Konuşma boyunca müşteriyi anladığınızı gösteren hareketler yapın. 6. Zaman zaman tekrarlar yapın. Yani müşterinin anlattıklarını tekrarlayarak ona pür dikkat dinlediğiniz izlenimini verin. 7. Sadece duymak istediklerinizi duymayın. 8. Empatik olun. Müşterinizi anlamaya çalışın. Ve anlamadığınız zaman da yorum yapmayın. 9. Müşterinize görüş ve bilgileri için teşekkür etmeyi unutmayın. Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktür. Evet arkadaşlar, müşteri ilişkilerinde beden dilinizi de iyi kullanmaya çalışın. İnsanlar karşı taraftakilerini anlatmak istediklerini %55 beden diliyle anlatırlar. Beden dilinizi güzel kullanırsanız insanlar size olan güvenleri de artar. Güvenli insan, güvenli insan beden diliyle kendini ele verir. Unutmayın, dudakların söylemekten çekindiğini gözler, davranışlar söyler, hareketler söyler. Evet arkadaşlar, bazen hareketlerinizle, sözlerinizle vermek istemediğiniz birçok mesajı verebilirsiniz. Onun için beden diline çok dikkat edin. Evet arkadaşlar, şimdi sizler isterseniz olumsuz beden dili örneklerini anlatayım. Asık suratlı olmak. Konuşurken müşteriye değil başka yönlere bakmak. Esnemek. Müşterinin dağıttığı rafı onun yanında düzeltmek. Elleri göğüste birleştirmek. Elleri önde veya arkada tutmak. Elleri cepte veya belde tutmak. Parmak çıtlatmak. Giysilerimizle oynamak. Sürekli kaşınmak. Sürekli saçlarımızla oynamak. Raflara veya duvara yaslanmak. Kambur durmak. Bu davranış şekilleri bizim için olumsuz şekiller. Bitti mi? Hayır, devam ediyoruz. Müşterinin göz bebeğine rahatsız edici şekilde bakmak. Müşteriye çok yakın durmak veya dokunmak. Müşteriyi adım adım takip etmek. Kalemle oynamak. Poşeti gümbürterek açmak. Yumruklara sıkılı durmak.
Müşterinin yanında arkadaşlarla kaş göz işareti yapmak. Ürüne kötü davranmak. Her hareketimizle müşterinin gözünde belli bir imaj çizeriz. Onun için her hareketimize, her davranışımıza çok dikkat etmeliyiz. Kontrollü olmalıyız. Tabiri caizse kontrolsüz güç, güç değildir. Kendimizi karşı tarafa iyi anlatabilmek için sözlerimiz kadar etkili olan beden dilimizde de karşımızdaki insanlara güven vermeliyiz. Ne demiştik derslerimizin başında? Bizim işimizde güvenli, doğru ve dürüst insan olmak çok önemli. Karşınızdaki insanlara da doğru, dürüst ve güvenli olduğunuzu beden dilinizde çok rahat anlatmalısınız. İnsanlar sizin dosdoğru bir insan olduğunuzu, yalancı olmadığınızı anlamalı. Evet. Satıcı tipleri, danışman tipler. Yani bizim gayrimenkul danışmanı derken danışmanın ne olduğunu da anlamış olacağız. İşlerine uzun vadeli bakarlar. Dürüstlükten asla ödün vermezler. Bilmedikleri konularda konuşmazlar. Sabırlıdırlar. Müşterilere hayır dediğinde kızmazlar, öfkelenmezler. İtirazları ve iğneleyici sözleri üzerlerine almazlar. Müşteriler için doğru olduğuna inandıkları konuda gerekçeleri açıklayarak gerektiğinde ısrar ederler. Müşterilerine kar ortağı gözüyle bakarlar. Danışman satıcılar, satıcıdan ziyade birer danışman veya karlılık uzmanıdırlar. Herkesten bir şey öğrenmeye çalışırlar. Kitap ve dergi okur, eğitimlere katılırlar. Evet, danışman dediğimiz gerçek danışılacak insanlar bu tip satıcı tipleri. Evet. Star satıcılar. İşlerini çok iyi bilir ve yaparlar. En çok satışı onlar yapar ve en iyi ödülleri onlar alır. Müşteriler tarafından sevilirler. Satışla yatar, satışla kalkarlar. Sürekli ne yaparsam daha çok müşterim olur sorusuna cevap arayarak yaşarlar. Görüşmeye gider, görüşmeye gider, görüşmeye giderler. Çok kazanmayı, iyi yaşamayı, standartlarını yükseltmeyi isterler. İşlerini aşka bağlıdır. Satış rüyalarına girer. Top satıcılar. Ürünlerine ve şirketlerine çok güvenirler. İndirim yapma hakkı olsa bile yapmazlar. Bugün bir taviz, yarın çok taviz diye düşünürler. Ürün ya da hizmet için aldıkları bedelin tamamını hak ettiklerini düşünür ve daha aşağısına asla razı olmazlar. Buz gibi soğuk satıcılardır. Fiyatı söyler, ısrar etmezler. Siz isterseniz satmaları için onlara ısrar edebilirsiniz. Sen almazsan alma. Benim müşterim belli fikrine sahiptirler. Unutma, her ürünün olduğu gibi her fikrinde bir son kullanma tarihi vardır. Memur satıcı tipleri. Şirkette oturup müşterilerin onları aramasını beklerler. Sipariş alır gibi satış yapmayı severler. Müşteri bulmak için çaba göstermezler. Şirkete karı yok, zararı çoktur. Miskin miskin oturmaları, sürekli şirketin sistemini eleştirmeleri nedeniyle işe yeni başlayanların moralini bozarlar. Şirkete sevilen kahve molalarının müdavimleri ve iyi giyinen tiplerdir. İş sırasında çalışır gibi görünür, bilgisayarda daha çok oyun oynarlar. Birinin onlar için satış yapması onları çok mutlu eder. Evet arkadaşlar. Son olarak yapışkan dediğimiz, sülük dediğimiz satıcı tipini anlatıyoruz. Müşterilerine öyle bir yapışırlar ki alıcıyı bunaltırlar. Adam alacağı varsa da almaktan vazgeçer.
Müşterilerin sattıkları ürüne ihtiyaçları olup olmadığını onlar için önemli değildir. İyi eğitimli olmayan, uyanık geçinen tiplerdir. Kendi sattıkları ürünler dışında hiçbir şey onlar için kaliteli değildir. Müşterilerini gece gündüz demeden arayıp rahatsız ederler. Bir satış yapar, bir daha ortada görünmezler. İşi oldu bittiye getirirler. Bazen de insanlar bunları başından savmak için sattığı şeylerden satın alır. Evet arkadaşlar. Satış yaparken, iş yaparken, mesleğimizi icra ederken unutmayalım. İnsanları bunaltarak değil, insanları sevindirerek, kendimizi sevdirerek satış yapmalıyız. Bugünkü konumuzu burada noktalıyoruz. İyi satıcı olmak için, iyi bir emlakçı olmak için lütfen çok çok okuyun, araştırın, inceleyin. Teşekkürler, iyi günler.